Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki işletmelerin pek çoğu açıldı. Açılmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak Bavyera Bakanlar Kurulu adına bir açıklama geldi. Eyalet Sağlık Bakanı yaptı ve şunu söyledi. Manikür, pedikürcülerle güzellik salonlarının da işbaşı yaptığını ifade etti. Yüz yüze müzik eğitimindeki kısıtlamanın da kaldırıldığını söyledi. Yapı marketleriyle çiçekçi dükkanları ve bahçe hizmetleri veren iş yerleri de açıldı. Ancak ne yazık ki vakaların tekrar yükselişe geçmesi bizi oldukça tedirgin ediyor dedi. Diğer sektörlerde ise vaka sayısına göre düzenleme yapılacağı belirtildi. Özellikle mutasyonlu virüsün hızla yayıldığına dikkat çeken Sağlık Bakanı şimdiye kadar Bavyera'da 12.000'den fazla insanın koronadan yaşamını yitirdiğini söyledi. Hayatını kaybedenler için Bavyera Meclisi'nde 23 Mart günü geniş bir anma töreni düzenleneceği de ifade edildi. Şimdiden Bavyera eyaletinde yaşayan vatandaşlarımıza şunu söylememiz gerekiyor. Tehlike henüz geçmiş değil. İş yerleriniz açılmış olabilir. Güzel bir haber, gerçekten sevindiren bir haber. Ancak aman sessiz olun. Bu kurallara çok çok dikkat edin. Hani hepimiz sıkıldık, bunaldık biliyoruz ama inanın bana şu an koronavirüsün en tehlikeli olduğu dönem. Ekonomik olarak gerçekten hepimiz sıkıntı içerisindeyiz. İş yerlerimiz çok büyük sıkıntı içerisinde, farkındayım ama açılan bu iş yerlerine hem gidecek olanlara hem de iş yerlerini açanlara şunu söylüyorum. Aman tedbiri elden bırakmayalım. Allah korusun, istenmeyen bir durumla karşı karşıya gelebiliriz. Bakın Almanya'da yoğun bakım hasta yatak sayısı 33.000. Aylardır bu rakam 29-30 bin civarında devam ediyor. Sadece 3-4 bin civarında boş yatak var. Bunların yaklaşık 5.500 tanesi koronavirüs hastasıyla dolu. Yani yoğun bakımda durumu ağır olan çok sayıda İnsan var. Şu anda bugünkü rakamlara göre 1717 vatandaşımız Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş vaziyette. Aman tedbiri elden bırakmayın. 1717 vatandaşımızın evine ateş düşmüş vaziyette. Şu anda yoğun bakımda olan çok sayıda vatandaşımız var. Almanya'nın her bölgesinden. Kuzey Ren-Vesfalya bölgesi başta olmak üzere, Köln başta olmak üzere değerli izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımızın durumunun ağır olduğu yönünde haberler alıyoruz. Bu rakamlar sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunanların sayısı. Alman vatandaşlığına geçen ve hayatını koronavirüs nedeniyle kaybedenler bu rakamlara dahil değil. Evet, o nedenle aman sessiz olun. Bu işi yüzdük sonuna doğru gidiyoruz inşallah, biraz daha dikkat edelim derim. Değerli izleyicilerimiz, koronavirüs her yeri vurmaya devam ediyor. İşte bu sektörlerden bir tanesi de bira sektörü. Koronavirüs salgını Bavyera'nın ünlü bira üreticilerini çok ciddi anlamda vurdu. Bazı bira fabrikaları bozulan ürünlerini dökmek zorunda kalırken bazıları da bedava halka bira dağıtımı yapmış. Konuyla ilgili Bavyera televizyonunda konuşan Münih yakınlarındaki ünlü bir bira fabrikasının yöneticisi şunları söylemiş. Bira uzun süre dayanıklı olan bir içecek değil. Raf ömrü sınırlı. 4 aydır kapalı olan gastronomi işletmeleri bizi zora soktu. 10 binlerce litre birayı bozulma aşamasına geldiği için yüreğimiz yana yana atık su kanallarına dökmek zorunda kaldık. Zararımız çok büyük dedi. Bira verdiğimiz işletmelerin tümü geçen yıl uzun süre kapalı kaldı. Münih'teki büyük festivalde yapılmayınca, tüm eğlenceler iptal edilince bizim durumumuz daha da ağırlaştı. Pandemi kısıtlamalarının bu kadar uzun süreceğini tahmin edemediğimizden üretime ara vermedik. İşin kötüsü perakende satışlarda da büyük düşüş var. Devletten yardım alamıyoruz. Sonumuzda ne olacak bilmiyoruz diyorlar değerli izleyicilerimiz. Bu arada Bavyera'nın butik bira üreticilerinden bir tanesi çareyi halka bedava bira dağıtmakta buldu. Bozulmaya yüz tutan biraları dökmeye kıyamayan bira üreticisi anlık bir aksiyon başlatarak 2500 litre birayı bedava dağıttı. Bedava bira haberini duyanlar fabrikanın önünde kuyruğa girmiş. Alkolden uzak durun, içki içmeyin diyoruz. Yayıncılık gereği bunu söylemek zorundayız. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır, babasıdır, danasıdır ama sessiz olun, uzak durun. Bu haberi de işin ekonomik boyutunu sizlere aktarmak için anlattık. Aman sessiz olun bedava deyip sakın ola ki bu bira fabrikalarında kuyruğa falan girmeyin. Aman sessiz olun, içmeyin diyoruz değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Lufthansa'dan bir açıklama var. Almanya havayolu şirketi Lufthansa grubu Frankfurt'tan İstanbul'a uçuşlarında yolcuların COVID-19 test sertifikalarını yani belgelerini dijital olarak sunabileceklerini ifade etti. Lufthansa'dan İstanbul bileti alan ve Amerika Birleşik Devletleri Newark'tan Frankfurt ve Münih'e uçuşlarında da aynı şey geçerli. Frankfurt'ta yaşayan ve İstanbul'a gidecek olan vatandaşlarımız varsa, Lufthansa havayollarını kullanıyorsa cep telefonlarına gelecek olan linki tıklayarak oraya PCR testlerini 72 saat önceden yapılmış olan negatif PCR testini yükleyebilirler ve bu şekilde uçağa binerler. Aynı zamanda Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre PCR testlerinin orijinalleri de yanınızda bulunmak zorunda. Eğer İstanbul'a Frankfurt'tan gidecekseniz ve Lufthansa havayollarını kullanacaksanız böyle bir yöntem var. Bunu da bir yere not almanızda fayda var değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'daki hayatın ne kadar pahalılaştığını, geçimin ne kadar her geçen gün daha da zor olduğunu ben buradan, bu ekrandan, Emekli TV'den sizlere aktarıyorum. İşte Almanya'daki konut fiyatlarının geldiğini gösteren bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağım. Almanya Merkez Bankası aylık raporuna göre büyük şehirlerdeki konut fiyatları korona salgını döneminde de artmaya devam etti. Şubat ayı raporunda değerlendirme yapan Merkez Bankası konut uzmanları şehirlerdeki konut fiyatları daha da artacak dedi. Uzun vadede ekonomik ve demografik etkili faktörlerde örtüşmeyen seviyede dedi. Yani bir anormallik var diyorlar fiyatlarda ama bu arada kira fiyatları artıyor. Ev fiyatları zaten yanına yaklaşılmıyor. Son bir yıl içerisinde herhalde ev fiyatları %10'la %20 arasında arttı değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası'na göre konut fiyatları bazı bölgelerde değerinden çok yüksek. Raporda konut fiyatlarının %15 ila 30 arasında değerinden fazla olduğu, yani fiyatlarda bir balon durumu söz konusu, fiyatlar artmaya devam ediyor. Merkez Bankası uzmanları korona salgınıyla konuta yönelik talebin de arttığını ve talep artışına paralel olarak fiyatların da yükseldiğini dikkat çekiyor. Yani arz talep meselesi. Rapora göre salgınla birlikte özellikle şehir dışındaki yerleşim yerlerine de ilgi artmış vaziyette. Konut alımına yönelik artan ilginin kalıcı olacağının tahmin edildiği belirtilen Merkez Bankası raporunda uzmanlar özellikle salgın kısıtlamalarının evin önemini ve konut ihtiyacını arttırdığını ifade etti. Raporda salgın ve düşük faiz nedeniyle konut gelecek dönemde de cazip yatırım alanı olmaya devam edecek denildi. Salgının en yoğun olduğu 2020 yılında 350.000'den fazla konut inşaatına izin verildiği ve bunun da ortalamanın çok üzerinde olduğu ifade ediliyor. Değerli izleyicilerimiz, bakın, Almanya'da her alanda ciddi anlamda fiyat artmış vaziyette. Markete gidiyorsun, artmış vaziyette. Çarşıya, pazara, nereye gidersen git. Zorunlu olan gıda ihtiyaçlarını zaten %10 oranında bir zam yapılmış vaziyette. En az %10. Bazı ürünler %20, %25 zamlandı. İşte ev fiyatları da bize şunu gösteriyor. Almanya'da bulunan ve işçi olarak çalışan bir vatandaşımızın, sosyal yardım alan bir vatandaşımızın hiçbir şekilde ev sahibi olamayacağının göstergesi. Ne diyor Merkez Bankası'nın raporu? Ev fiyatlarında %15 ile %30 arasında bir balon durumu söz konusu. Eve olan talep de artacak, bu şekilde devam edecek deniliyor raporda. Talebin olduğu bir yerde fiyatın düşmesi diye bir şey asla söz konusu olmaz. Bununla ilgili yatırım yapmak isteyen, ev almak isteyen vatandaşlarımızın Almanya'daki bu tabloyu iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Görünen şu ki Almanya'da en az %10'la %20 arasında hayat pahalılaşmış, zorlaşmış vaziyette. Ama maaşlara bakıyoruz. Maaşlar yerinde kalmaya devam ediyor. Emeklilerimizin durumu zaten söylemeye gerek yok. 600-700.000 euroya kadar maaş alanlar var. Ortalamaları söylüyorum. Bu rakamlarla geçinebilmek, sosyal yardım almadan ayakta durabilmek, çoluk çocuğa bakabilmek, evin zorunlu olan mutfak ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek, kira ödemek gerçekten çok ama çok zor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünya artık elektrikli araçlara geçiyor. Almanya başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki otomobil üreticileri, araç üreticileri de tesislerini bu yönde yeniliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Emekli TV ekranında yine aktarmış olduğum bir haber vardı. Almanya Köln'de bulunan Ford fabrikasına önümüzdeki günlerde 1 milyar euroluk bir yatırım yapılacak ve fabrika elektrikli araç üretebilecek hale gelecek. İlk elektrikli araç da 2023 yılında banttan inecek. Bununla ilgili Bizim biliyorsunuz Köln'deki Ford'da çalışan binlerce vatandaşımız var. Bu haber onlarda ciddi bir sevince neden oldu. Çünkü bundan sonra da artık işlerinin garanti altında olduğunu gösterdi. Bununla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'na konuşan Köln'deki Ford fabrikasında çalışan işçilerimiz var. Onlardan Ertuğrul Demirel bakın neler söylemiş. Uzun zamandır Ford'da çalışıyorum. Elektrikli araç kararının Köln'de verilmiş olması hepimizi çok sevindirdi. Hep böyle bir umudumuz vardı. Bundan sonraki nesillerimiz için de ekmek kapımız açık kalacak. Şirket yönetimine de teşekkür ederiz dedi. Aynı fabrikada işçi olarak çalışan Rahmi Yeni de şunları söyledi. 40 yıldır bu işletmede çalışmaktayım. Bunun 30 yılı işçi temsilciliği ile geçti. Elektrikli araç üretiminin Köln'e gelmesi sevindirici. Ford Köln binlerce ailenin ekmek kapısı. Bu işletme için doğru bir karar verildiği açık bir şekilde ortada. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 3000 işçi geleceğini garantilemiş oldu diyor. Bir başka Ford çalışanı Metin Şirin ise şunları söylüyor. Bu karar bizleri çok sevindirdi. Çünkü son birkaç yıldan beri iş arkadaşlarımız arasında ciddi bir gelecek sıkıntısı, endişesi vardı. Genel olarak otomobil sektöründe Avrupa'da yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Yapılan açıklamayla birlikte Köln'de Ford fabrikasına yaklaşık 1 milyar euronun üzerinde yatırım yapılacak olması sevindirici. Dolayısıyla şirket Avrupa'da elektrikli ilk otomobilini Köln'de üretecek. Köln'deki Ford Ar-Ge merkezi Avrupa'daki elektrikli araçların araştırma ve geliştirme merkezi olacak. 1960'tan beri Türk aile ve işçileri bu şirkette geçimini sağlamaya devam ediyor. 1980'li yıllarda yaklaşık 12 bin vatandaşımız burada çalışıyordu. O gün bugündür on binlerce vatandaşımız ekmek parasını bu fabrikadan kazandı. Ford Avrupa'da üretici tamamen elektrikli ilk bilek otomobilini 2023'te tekrar edelim banttan indirecek. Köln'de, Ford'da çalışan tüm vatandaşlarımıza da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyoruz ki bugüne kadar on binlerce vatandaşımız buradan Ford fabrikasından emekli oldu. Onlara da saygılarımızı iletiyoruz. Emekli TV'yi izlemeye, Emekli TV'ye abone olmaya devam ediyoruz. Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren tüm haberleri burada son dakika gelişmelerini canlı yayınlarımızda Emekli TV'den size aktarıyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi sizlerden şunu rica ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu yayınların daha fazla insana ulaşması için, sesimizin daha gür çıkması için lütfen videoları beğenelim, like atalım. Abone olmadıysanız da mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı ve o videonun altındaki zile basmanızı rica ediyorum. Bu zil sayesinde tüm gelişmeler anında sizlerin telefonlarınıza gelecek. Tüm gelişmeleri gerek Türkiye gerekse Avrupa'daki tüm gelişmeleri, dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri de Emekli TV'den takip edebilirsiniz. Öyle izleyip gitmek yok. Ona göre mutlaka abone oluyorsunuz, tıklıyorsunuz. Bekliyoruz.